Herkese merhaba. Bugün evlerinizde izleyebileceğiniz çok güzel bir filmle karşınızdayım. Ben Batuhan Kalaycı. Bundan sonra bu program dahilinde kendi alanında ünlü, ses getiren, ödül almış ya da hiç almamış, duyulmamış ama beğenebileceğinizi düşündüğüm bir filmle karşınızda olacağım. Bugünkü filmimiz Milko Manchevski'nin yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda da senaryosunu üstlendiği Yağmurdan Önce filmi. Yani İngilizce adıyla Before the Rain. What happened to you? What did they do to you out there? Once you know the faces, I learned. Before the Rain filmi özellikle festival filmi seven, sanat filmi seven, izlediğim filmde bol bol metaforlar olsun isteyen, toplumsal konuları sonuna kadar ele alsın ve bu ele alış biçimi de sanatlı bir şekilde olsun, yani sinemanın gücüne dayanarak olsun diyen izleyicilerimiz için Yağmurdan Önce filmi kesinlikle ilk önereceğimiz filmlerden bir tanesi bana göre. Film zaten Makedonya doğumlu olan Milko Manchevski'nin yönetmenliğinde gerçekleşiyor. Tu za dialog prvi. Ve aynı zamanda bu başyapıt yönetmenin ilk uzun metraj filmi. Aynı zamanda Makedonya içinde Makedonya sinemasının ilk Oscar adayı. Evet, son derece önemli. Aynı zamanda Yağmurdan Önce filminin başka festivallerde ve başka ülkelerde de bol bol ödülü var. From Macedonia, Before the Rain, Milko Manchevski, director. Tabii ki ödül kavramını biraz düşünebiliriz ama filme içerik olarak baktığımız zaman, yani biçim ve içerik olarak izlediğimiz zaman son derece öğretici şeyler göreceksiniz. Nedir bunlar? Mesela Yağmurdan Önce filmini izlediğimiz zaman doğrudan ilk baktığımız şey, yani konu itibariyle ilk anladığımız şey şu. Makedonya ve Arnavutluk arasında geçen çeşitli yaşayış biçimleri ve dini inanç farklılıklarından dolayı sorunları ya da sosyolojik ya da toplumsal kopmayı anlatan bir tarihsel süreci bize film olarak izletiyor. Yani Yağmurdan Önce filmi. Burada en önemli konu şu. Film 3 bölümden oluşuyor. Kelimeler, yüzler ve fotoğraflar. Bu kelimeler, yüzler ve fotoğraflar bölümleri bile kendi aralarında önemli metaforik, yani göstergesel sembolleri ve imgeleri içeriyor. Ki bu da izleyiciyi doyurma anlamında son derece önemli. Benim açımdan öyle ve birçok sinemacının da, özellikle festival filmi seven, sanat filmleri seven birçok sinema izleyicisinin de bir filmde görünmeyeni görme çabasını düşündüğümüzde metaforların filmler üzerine çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki filmle ilgili ipucu vermeyeceğim. Yani bir film önerirken filmin sonuyla ya da belirli yerleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Ya da o büyüyü ve o sihri bozmayacağım. Sadece bir ucundan tırtıklayarak hafif bazı bilgiler aktarmak istiyorum sizlere. Çünkü Yağmurdan Önce filmi sadece bir film değil, özellikle akademi dünyasında da son derece, yani makale anlamında, tez anlamında, bildiri anlamında üzerine çalışılan bir film. Neden? Çünkü sosyolojik ve toplumsal bir konuyu ele alıyor. Bildiğiniz gibi dünyanın her yerinde, her ülke arasında ya da her toplum arasında bazı uzaklaşmalar, kopmalar, hatta buna bağlı olarak savaşlar tabii ki var. Filmde de zaten bunu görüyoruz. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yaşanan sorunların da işlendiği filmde 3 bölümden oluşuyor. Kelimeler, yüzler ve fotoğraflar. Kelimeler bölümünü izlediğinizde, yani filmin ilk sahnelerine baktığınızda sessizlik yemini etmiş bir karakter görüyoruz. Ve bu karakterimizi yine eski bir manastırda görüyoruz ve adı Kiril. Kiril'in hayatından ve hikayesinden başlayacağımız bir süreç var burada. Ve sahneleri incelediğimiz zaman, yani sadece oradaki teknik açıları incelediğimiz zaman son derece büyük araziler, çok güzel görüntüler, işte mükemmel bir gökyüzü, akşam sahnelerinde ay ve yıldızlar, son derece içimizi rahatlatan ve ferahlatan görüntülere sahip film ilk bölümünde. İkinci bölümü ise Londra'da geçiyor. Neden? Çünkü film Makedonya, Fransa ve İngiltere ortak yapımı.
Londra'da geçen bu sahnelerde, yani filmin ikinci bölümünde kelimeler ve yüzler, yüzler bölümünün Londra sahnelerinde son derece sıkışık, iç içe geçmiş, böyle insanı izlerken o sıkışmışlıktan dolayı rahatsız eden sahneler görüyorsunuz. Bunun nedenini zaten filmi izleyince anlayacaksınız ama burada sonsuzluk, özlem, insanların özgün yaşam biçimlerinin haricinde kentleşmeyi, şehirleşmeyi, hatta kapital düzenle ilgili de bol bol mesajı, kapitalist düzenle ilgili de bol bol mesajı göreceksiniz. Filmin son bölümü, yani kelimeler, yüzler ve fotoğraflar bölümünde de tekrar o ilk bölümdeki şahane manzaralara denk geleceğiz ve orayla ilgili de bol bol filmle ilgili metaforlara ve göstergelere sahip olacaksınız ve onları çözümleyeceksiniz. Ben filmi izlemeden önce ya da film üzerinde bir analiz yapmaya başlamadan önce size şunu önermek istiyorum. O da bazı cümleler. Mesela filmin her yerinde şunu duyuyoruz. Diyor ki, zaman asla ölmez. Bunu duyacaksınız. Filmin birinci bölümünde de duyacaksınız. İkincide de ve son bölümde de. Artı şöyle bir tanımlama var. Diyor ki, çember her zaman yuvarlak değildir. Şu an bunlarla ilgili bir ayrıntı vermeyeceğim, tekrar söylüyorum. Ama bir sonraki programımızda önce bu filmle ilgili kısa notlarımı ve paylaşımlarımı sizlere sunacağım. Ardından yeni filmimi önereceğim. Ama o zamana kadar şimdi biraz ben de sabredeyim söylememek için. Siz de filmi izleyin ve ikinci bölüm için sabredin diyorum. Zaman asla ölmez ve çember her zaman yuvarlak değildir dedik. Bunun haricinde bir de Alexander isimli bir fotoğrafçımız var filmde. Çok önemli çünkü mevcut konuların haricinde dünya basınını ele alıyor. Dayanamıyorum, burada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Sadece bir replik. Diyor ki fotoğrafçımız Alexander, ben fotoğraf makinemle birini öldürdüm diyor. Ben fotoğraf makinemle birini öldürdüm. Ben fotoğraf makinemle bir cinayet işledim diyor. İşte bunu da konuşacağız bir sonraki bölümümüzde. Ama buraya da dikkat etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, ilk filmimiz Yağmur'dan Önce. Dediğimiz gibi yönetmeni de kim? Milko Manchowski. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Burada müzikler kendi içinde tam bir şaheser. Çünkü yine Makedonyalı bir grup olan Anastasia'nın bestelediği müzikler. Bunları sosyal medya aracılığıyla da ulaşabilirsiniz filmin müziklerine zaten. Ama her biri kendi içinde hakikaten çok özgün, çok insanı hareketlendiren, duygulandıran ya da iç dünyasına bir uyarımda bulunan müzikler olduğunu düşünüyorum ben. Yani filmin müzikleri de başlı başına çok değerli ve güzel. Filmi izlediğiniz zaman zaten anlayacaksınız. Hangi konulara değindiğini göreceksiniz. Zaman asla ölmez, çember her zaman yuvarlak değildir'den ne kastettiğini anlayacaksınız. Kapitalizmin bütün toplumları bazen, daha doğrusu çoğunlukla bölen kapitalizmin aslında toplumlar üzerine ne kadar olumsuz etkileri olduğunu anlayacaksınız. Ve Alexander üzerinden, fotoğrafçımız Alexander üzerinden dünya basınının aslında yeri geldiği zaman ne kadar olayları ve süreçleri yanlış aksettirdiğini, aynı zamanda da nasıl duyarsız kalabildiğini göreceksiniz. Mevcut sistemin, toplumun ya da özne olarak insanı eksenine almış bir film Yağmur'dan Önce. O zaman ne yapalım? Sizler filmi izlerken ben başka bir film için hazırlıklara geçeyim. İkinci programımızda, yani ikinci bölümümüzde yeni bir filmle görüşmek üzere. Hoşça kalın.